Efendim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Akşamınız şen, geceniz gülşen olsun diyorum her zamanki gibi. Yeni bir programla beraberiz. Geçen haftaki programımızda çeşitli yurdumuzun çeşitli bölgelerinden ve çeşitli zamanlarda yaşamış halk aşıklarımızın, ozanlarımızı kısaca tanıtmış eserlerinden örnekler vermiştik. Bu haftada yine devam ediyoruz. Kaldığımız yerden diyelim. İlk olarak bu programımızda bugün Seyrani'den size kısaca bahsedip Seyrani'nin son yıllarda çok beğenilen ve sevilen bir eserini icra edeceğim. Aşık Seyrani, bildiğiniz gibi Develli Seyrani olarak da bildiğimiz Kayseri'nin Develi ilçesinden. Develi'nin eski adı Everek. Everekli Seyrani olarak da eski yazmalarda, kitaplarda geçiyor. Önemli bir şair Everekli Seyrani. 19. yüzyılda yaşamış. 19. yüzyılın sonlarına doğru 1866 vefat tarihi. Fakat ömrünün bir dönemi İstanbul'a gidiyor. Kayseri'yi terk ediyor. Medrese eğitimi, tahsili almak için aslında biraz kabına sığmayan biri. Bir kere çok yetenekli biri. Biraz o çevreye herhalde dar geliyor. Daha büyük şehire gitmek istiyor. O zamanki ozanlar için, aşıklar için büyük şehir, özellikle İstanbul'a gitmek yani çok çok büyük bir ideal onlar için. Çünkü İstanbul'da o zamanlar semai kahveleri dediğimiz kahveler var. Özellikle Anadolu'dan gelen, hem İstanbul'da yaşayan hem de İstanbul'a Anadolu'dan kalmak üzere veya geçici olarak gelen aşıkların, ozanların, saz şairlerinin, saz aşıklarının uğrak yerleri, semai kahveleri. Seyrani'nin asıl adı Mehmet. Babası imam, bir imamın oğlu aslında. Ve dediğim gibi İstanbul'a gidiyor. Abdülmecit zamanı, Padişah Abdülmecit zamanında İstanbul'da semai kahvelerinde şiirler söylüyor, muammalar çözüyor, atışmalara falan katılıyor. Ama Seyrani'nin bir de şeyi var. Gerçekten kendisini ve sözünü hiç esirgemeyen biri, kendine çok güven olan biri, çok güçlü bir şair, müthiş bir yergi gücü var, mizahi gücü var. Politikacılara, o dönemin politikacılarına, dönemin daha doğrusu devlet adamlarına çok sert eleştiriler yöneltiyor. Hicivleri çok güçlü. Devletliler de eleştiriyi hiç beğenmiyorlar ve bu yüzden Seyrani İstanbul'da çok fazla kalamıyor. Hatta bir ahbabının yardımıyla İstanbul'dan kaçarak tekrar Develi'ye geliyor. Usta bir şair, dediğim gibi çok güçlü şiirleri var. Ve Seyrani'nin ben ilk ondan öğrendiğim öğrencilik yıllarımda duyup da ya bu kim, bu nasıl bir şair, çok güçlü bir şair diye benim hafızamda Seyrani ismini hafızama ve gönlüme kazıyan, aşkın iğnesiyle dikilen dikiş kıyamete kadar sökülmez imiş diye bir şiirinin son iki mısra var. Aşkın iğnesiyle dikilen dikişin kıyamete kadar sökülemeyeceğini söylemek, bu kadar rahat, bu kadar güzel söylemek bu derin manayı, öyle herkesin, her yiğidin kârı değil. Seyrani böyle usta bir şair ve Seyrani'nin dediğim gibi son yıllarda özellikle çok sevilen şiiri, eski türküsü, eski libas gibi aşığın gönlü söküldükten sonra dikilmezmiş diyeceğiz efendim. Dikilmezmiş güzel sever isen gerdanı benim.
her güzelin kahrı çekilmez imiş, çekilmez imiş, çekilmez imiş, çekilmez imiş. Her güzelin kahrı çekilmez imiş, çekilmez imiş, çekilmez imiş, çekilmez imiş. Özellikle hicivleriyle, taşlama ve yergileriyle meşhur olduğunu söylemiştim. O şiirleri çok yaygınlaşmış ve işte yaygınlaştığı için de birilerinin rahatsızlığına sebep olmuş. Kulaklarına kar suyu kaçırmış. Seyran'ın şiirlerinde aslında o dönem değil, hemen hemen her dönem aşıklarımızda gördüğümüz bir şey onda da var. Pek çok şiirinde bizim daha çok Alevi Bektaşi şairlerimizde ve ozanlarımızda karşılaştığımız, başta Ehl-i Beyt sevgisi olmak üzere o değerlere son derece saygısı ve sevgisi var. Ama bu Seyrani'nin Alevi Bektaşi olduğuna delalet etmiyor. Fakat yani bizim dediğim gibi bütün aşıklarımızda, ozanlarımızda bu sevgi, bu bağlılık bizim halk edebiyatımızda ve halk şiirimizde çok yaygın ve çok belirgin bir temadır. Seyrani'de de bu çok güçlü ve pek çok Alevi Bektaşi, ozan, şair, daha doğrusu sanatçı Seyrani'nin şiirlerini havalandırıyorlar, söylüyorlar. Ve şimdi günümüz şairlerinden, günümüz ozanlarından biri, bundan
12 sene önce kaybettiğimiz, 2010'da kaybettiğimiz Sivas'tan, Sivas'ın Emlek yöresi Çamşıhı'dan bir ozan. Aşık Mahmut Erdal. O Mahmut Erdal diye ayrıca bir mahlas kullanmadı. Bazen tek başına, bazen ismini şiirlerinde kullandı. Mahmut Erdal hem çalıp söyleyen, yani sazla deyişlerini, nefeslerini, şiirlerini havalandıran, besteleyen bir aşık, geleneksel bir ozan. Hem de aynı zamanda iyi bir kalem şuarası diyebileceğimiz kadar iyi bir şair. Çamşıhı yöresi şarkışla ve o coğrafyayı, o kültürel havzayı içine alan, bizim Yozgat'a doğru da uzanan Emlek yöresi dediğimiz bol miktarda, çok üst seviyede yetişmiş aşıkların, ozanların olduğu bir bölge. Emlek bölgesinden Mahmut Erdal'da. Mahmut Erdal'dan TRT repertuarına kazandırılmış çok türküler var. Bunlardan en bilinenleri şimdi Yarım Senden Ayrılalı Hayırlı Zaman Oldu Gel Gel, Mahmut Erdal'dan derlenen, alınan bir türkü. Özellikle ünlü Alevi Samahı Yine Dertli Dertli iniliyorsun da aynı şekilde Mahmut Erdal'dan alınan bir samah. Hatta rahmetli ömrünün sonlarına doğru bütün kendi hayatını anlattığı, çevresini, hayat macerasını, çevresindeki şairleri, ozanları anlattığı bir hatıratını yazdı. Yine Dertli Dertli İniliyorsun adını verdi o kitabı da. Kendisini bir konuk etmiştim. TRT Ankara Radyosu'nda program yapıyordum o yıllarda, 90'lı yıllarda. Bana hediye etmiş imzalı. Bunu da buradan göstereyim, Mahmut Erdal'ı rahmetle anarak. Ve bir de Mahmut Erdal'ın 70'li yıllarda 3 mahalli sanatçı, TRT sınavlarını, mahalli sanatçı sınavlarını kazanan 3 sanatçıdan biri. Diğerleri Neşet Ertaş, Müslüm Sümbül ve bir de Mahmut Erdal. Böyle çok yöresel sanatçı sınava giriyor. Bu üçü haftada bir veya ayda bir, ayda iki tane 15 dakikalık program yapma hakkı kazanıyorlar. Ve oradan artık sesi duyuluyor Mahmut Erdal'ın. Ve şimdi söyleyeceğim türkü Mahmut Erdal'ın son yıllarda, vefatından çok kısa bir süre önce havalandırıp ezgilendirdiği bir şiir. Elle bilir yar aşkına yandığım diyeceğiz efendim. Beklerim yolunu yağmurda karda, beklerim yolunu.
yolunu yağmurda karda. Hep günlerim geçer fidanda zarda. Yaz bahar ayında azgın sularda. Çarpar daştan taşa seleler beni, 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 beni. Döken sazıma Mahmud Erdal derdim döken sazıma. Hangi bir gün yanım kara yazıma. Her gelip geçtikçe basar yüzüme. Ayaklar altında çuleler beni, 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 beni. Her gelip geçtikçe basar yüzüme. Ayaklar altında çuleler beni, 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 beni. Değerli dostlar, Mahmud Erdal'ın bu güzel deyişinden sonra sırada ismi türkülerle özdeşleşmiş halk ozanlığı ve halk şiiri geleneğinin istisnasız ve tartışmasız zirvesindeki isim Karacaoğlan. Karacaoğlan'dan bir türküyle devam ediyoruz. Bu serinin, yani Ozanlarımız Türkülerimiz programının birincisini Karacaoğlan'a ayırmıştık. Niye? Çünkü şiirlerinden en çok türkü havalandırılan ve en bu yaygınlığı olan, bilinen en güçlü şair olduğu için. Ve ondan sonra da hemen hemen her programımızda en az bir tane aşağı yukarı bir Karacaoğlan'dan türkü mutlaka söylüyoruz. Bu programda da yine bir güzel bir Karacaoğlan türküsü var. Bir Karacaoğlan klasiği aslında demek lazım. Ela gözlüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melul melul diyeceğiz. Karacaoğlan deyince değerli bir hemşehrim, bu programı da izleyen hemşehrim Kozanlı Nazmi Aksoy Bey, iki hafta kadar önce yine bir Karacaoğlan türküsü söylemiştim. O programda o türküyü izledikten sonra benimle bir hatırasını paylaştı. Kendisinin de izniyle bu hatırayı ben de sizinle paylaşmak istiyorum. Karacaoğlan'la ilgili çok böyle naif, güzel bir şey. Efendim, 1944 yılında Nazmi Bey'in merhum pederleri askere gidiyor. Bu arada Kozan Çayralan'a bağlı, Yozgat Çayralan'a bağlı bir yer. Bizim oralarda Kozan'a Kuzan derler. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Kozan adı biliyorsunuz Kozan oğullarının İskan yerleşik hayata geçmesiyle ilgili Derviş Paşa komutasındaki orduyla savaşlarından arta kalan oradaki o vurkaçlarda, o dövüş kavgalarda oradaki avşarları dağıtarak çeşitli yerlerde iskan etmişler. Herhalde o Kozan adı oradan, Türkiye'nin başka yerlerinde de var. Adana, Kozan, oradan gelen Kozan oğullarının, Kozan beylerinin aşiretine mensup insanların gelip yerleştiği yer. Benim köyüme de çok yakın, bir 10 kilometre falan ancak var yok. Orada babası 1944'te, Nazmi Bey'in babası askere gider. Askere giderken çok sevdiği, değer verdiği, beğendiği
ve o zamanın bedeliyle bir çuval buğdaya aldığı bir Karacaoğlan şiirleri kitabı var. Karacaoğlan antolojisi. Ciltli de, meşin kaplı falan, güzel, kılıfı da güzel, yani zarfı da güzel kitabın. Giderken eşine der, bu şeye sahip ol. O zamanlar tabii hemen böyle, ve 3 yıl sanıyorum, 3 yıl askere gider. Eşine teslim eder, gider. 3 yıldan sonra dönüp geldikten sonra hanımından kitabını ister. Hanım der, ben askere giderken size bir kitap vermiştim, sana bir kitap, onu bir getir hele bir bakalım. Yenge hanım getirir kitabı ama kitabın içinde o kadar az sayfa kalmış ki adam şaşırır, bakar. Hanım, ne yaptın bu, yani bu kocaman kitaptı, bu kadar sayfalarca kitap, ne oldu? Yenge hanım der ki börek çörek yaparken saç yanmasın diye tavanın altına koyduk sayfalarını, der, kitabın sayfalarını. Her börek çörek yaptığında bir sayfa, iki sayfa, 15-20 sayfa bir şey kalmış koca kitaptan. Şimdi tabii bizim Anadolu insanımız kitaba son derece saygısı vardır. Bizim kitaba saygımız ilahi kitabımız, Allah'ın kitabı olan, aslında Kur'an-ı Kerim'den gelir, oradan kaynaklanır. Biz kitap deyince kitap, önce onu anlarız ve oradan mülhem, o isimden mülhem aslında bütün kitaplara saygı duyarız, sevgi duyarız. Ama işte o yıllarda, o şartlarda hakikaten bir gazete yok, bir şey, kağıt yok falan, o kadar kıymetli, o kadar şey ki herhalde şeylerine geldi. Bu da ya, bu kadar bir sürü sayfa var, birkaç sayfa eksilmeli, bir şey olmaz mı dediler. Ne dedilerse artık. Böyle bir hoş bir anekdot Nazmi Aksoy Bey'in izinleriyle paylaştım. Böyle şeyler Anadolu'da çok olmuştur. Değer verilen çok güzel şeyler. Ve ela gözlüm, ben bu elden gidersem zülfü perişanım kal melul melul. Ela gözlüm, ben bu elden gidersem zülfü perişanım kal melul melul, kal melul melul. Keremet aklından çıkarma beni, Allah gözyaşını silme lülülleri. Keremet aklından çıkarma beni, Allah gözyaşını silme lülülleri. Çiçekleri takma başına, elvan çiçekleri takma başına, kudret kalemini çekmiş kaşına, çekmiş kaşına. Beni anladırsan dolma yaşına, gez benim aşkımla yar melul melul. Beni anlatırsan dolma yaşına,
gez benim aşkımla. Efendim, türkülerimizde çeşitli sebeplerle orijinalinde olmayan, sonradan ilave edilmiş, bu sonradan ilave bazen kaynak kişinin türkü derlenirken yanlış hatırlaması, unutup yerine başka bir söz söylemesiyle, bazen kayda geçilirken, notayı alınırken yazım hatasıyla, çeşitli sebeplerle ya da anonimleşme süreci dediğimiz o sahibinin, İlk türküyü havalandıranın ve ilk şiiri yazanın artık unutulup halka mal olduğu, herkesin o türkü üzerinde bir anlamda hakkı olduğunu farz ederek istediği gibi yorumladığı, eklediği, çıkardığı o anonimleşme sürecinde çok fazla değişikliğe uğrayan türküler var. Bu türkü de çok fazla değil ama özellikle ikinci kuplesi bunun TRT'nin repertuarına da öyle girmiş. Elvan çiçekleri takma başına, kudret kalemini çekme kaşına, beni ağlatırsan doyma yaşına diye gidiyor. Şimdi kudret kalemini çekme kaşına sözü maalesef yanlış. Kudret kalemini çekmiş kaşına olacak. Hani bazı doğuştan, kendiliğinden doğal olarak sürmeli göze sahip olanlara kudretten sürmeli denir. Yani yaratılıştan gözü sürmeli, güzel anlamında. Burada da o şeye vurgu var. Ama bir önceki mısrada işte takma başına deyince buraya da çekme kaşına diye biraz redif gibi düşünüp o şekilde yapılmış ama yanlış. Aslında burada kudret kalemini çekmiş kaşına. Yani süslenmeye, senin bir şeyler takıp takıştırmaya ihtiyacın yok. Allah seni yaradan, yaratılıştan güzel yaratmış zaten. Senin kaşına, senin ayrıca rastlık sürme çekmene gerek yok. Kudret kalemini çekmiş diyor Karacaoğlan. Efendim 17. yüzyılın bu büyük halk şairi, rahmet olsun bütün herkesle beraber. Değerli dostlar, sırada bundan tam 3 yıl önce aramızdan ayrılan, çok şiir söyleme yeteneği çok güçlü, dava adamlığı, kişiliği ve kimliği çok belirgin, vatan, millet aşkıyla hayatını ve sanatını, kendini buna adamış büyük bir idealist, çok güçlü bir şair Ozan Arif'ten kısaca bahsedip onun bir eserini okuyacağım. Milliyetçi ülkücü camianın çok yakından tanıdığı, sevdiği bir isim Ozan Arif. Çok güçlü bir şair dediğim gibi. Ben rahmetlinin kendisini öğrencilik yıllarımda yakinen tanıma şansına eriştim. Hatta ben o zaman TRT'nin sanatçılarıyla beraber onlara eşlik ediyordum o yıllarda. Ozan Arif'te işte Adana Kadirli'den Abdülvahap Kocaman gibi, Aşık Osman Feymani gibi, Aşık Yaşar Reyhani ve rahmetli Şeref Taşçoba, Murat Çobanoğlu, Aşıklar ekibi turne olurdu. Onlar da konserin bir bölümünde program yaparlardı. Böyle Anadolu'yu birkaç yıl böyle gezdik, dolaştık. Çok yakın dostluğumuz oluştu, böyle kardeşlik hukukumuz oluştu. Giresun'un Alıcra'sından Ozan Arif, hatta o tarafa gittiğimiz bir turnede ısrarla rica etti. Kendisi ilkokul öğretmeniydi. İlkokul öğretmenliğinden ayrılmıştı. Köyüne gittik. Öğretmenlik yaptığı yere, bir lojmanda kalıyordu. Hatta orada bir gün misafir etti beni. Rahmetle anıyorum. Çok güçlü şiirleri var. Ve hani sık sık söylüyorum bazı şairler için. İdeali olan, ufku olan ve bu beklentilerine, bu ideallerinin karşılığını bulamayan şairlerin, sanatçıların biraz öfkesi ve yüksek ses tonuyla konuşması gibi bir özelliği vardı. Dolayısıyla biraz değil, çokça siyasetin içinde de içine de girdi. Ama bütün bu siyasi tercihlerine ben saygı duyuyorum ama çok güçlü bir şairdi Ozan Arif'in şairliği. Şimdi iki hafta önce Mahsuni Şerif'ten bahsettim. Mahsuni Şerif'in düşünceleri, siyasi tercihleri bir tarafa, sanatçı Ozan kimliği
elbette bir tarafa. Aynı şey Ozan Arif için de. Biz insanlarımızı, sanatçılarımızı, böyle yeteneklerimizi, değerlerimizi bizim beğenmediğimiz, bizim tercih etmediğimiz yönlerini çok öne çıkararak, orayı esas alarak reddetmek, inkar etmek, yok farz etmek, onu önemsiz kılmak çok yanlış bir şey. Biz böyle pek çok değerlerimizi tarihte, geçmişte üzerine güya çizdiğimizi zannettik. Ama tarih üzeri çizilmemesi gereken büyük sanatçıların hepsini de yeniden gün yüzüne çıkarttığı ve yeniden onları insanlar yeniden sevmeye, saymaya, okumaya başladılar. Şimdi böyle ozanlarımız, sanatçılarımızı da biz aynı şekilde onların o yönlerini tartışmak yerine sanatlarına odaklaşıp, bu insanlar çünkü kolay yetişmiyor böyle değerler, böyle kıymetler. Allah mekanını cennet eylesin. Rahmet diliyorum kendisine. Çok güzel bir şiiri, ömrünün son deminde yazdığı bir şiir belli ki. Aha geldim, gidiyorum diyor Ozan Arif ve Ozan Arif'in rahmet dileyerek bu eserini seslendireceğim şimdi efendim. Yalan dünya işte senden, aha geldim gidiyorum. Yalan dünya işte senden, aha geldim gidiyorum. Kalanlara selam benden, aha geldim gidiyorum, gidiyorum. Kalanlara selam benden, aha geldim gidiyorum, gidiyorum. Var mı sana gelip kalan, baştan başa murad alan? Varıyor hepsi yalan, aha geldim gidiyorum, gidiyorum. Varıyor hepsi geldim gidiyorum, gidiyorum. Yalan dünya sana böyle, kimler konup göçtü söyle. Ben de işte aynen öyle, aha geldim gidiyorum, gidiyorum. Ben de işte aynen öyle.
tarif der ki bu caylar. Geldi geçti vay dünya vay. Arif der ki bunca yılay. Geldi geçti vay dünya vay. Yaşadımsa yaşadımsa aha geldim. Yaşadımsa yaşadımsa aha geldim gidiyorum gidiyorum. Bir kere daha rahmet diliyorum. Şubat'ın 16'sı gibi 3 sene önce kaybetmiştik rahmetli Ozan Arif'i. Arif Şirin bu arada soyadı. Halk şiiri geleneğinin çağımızdaki önemli temsilcilerinden biri. Evet, şimdi sırada yine bu alanda günümüzün ozanlarından, çağımızın ozanlarından zevkiyle, şiirleriyle, bestelenmiş, havalandırılmış eserleriyle bugüne daha çok hitap eden yine usta bir ozan. Kendisi hemşehrim, Yozgatlı. Uzun yıllar Bolu Kültür Müdürlüğü olarak görev yaptı. Hasan Kaplani. Kaplani deyince şimdi çoğunuzun aklına geldi hemen. Onun en meşhur, en popüler, en çok sevilen, en güzel türkülerinden biri diyeyim. Yürüyorum Dikenlerin Üstünde türküsü. Hasan Kaplani'nin türküsü. Gerçekten güzel bir türkü. Çok sade bir ezgisi var. Ve çok beğenildi. Hemen hemen herkes okudu. Yozgatlı hemşehrim aynı zamanda Hasan Kaplani. Kendisine uzun ömürler dileyerek. Tabii çok güzel şiirleri var. Bir şiir, iki tane şiir kitabı var bildiğim kadarıyla. Ama tabii kendisine ayrılmış özel bir program olmadığı için bütün ozanlarımız gibi Kaplani'nin de bir tane eserini seslendireceğim. Yürüyorum Dikenlerin Üstünde diyeceğiz efendim. Thank you.
erken doğup şafak dökmüyor. Gökteki dumanı silip atmıyor. Ay karardı, yıldız ışık tutmuyor. Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıya. Üstünde yaralıya, üstünde yaralıya, üstünde. Üstünde yaralıya, üstünde yaralıya, üstünde. Yavaş yavaş ilerlerken kaplandı. Beni bile yola çıkanlar hani. Geri dönsem taşa tutar il beni. Şimdi sırada Aşık Veysel var. Aşık Veysel böyle 20'li yaşlarında daha şiirlerine yeni yeni şiir söylüyor ama böyle ele güne karşı göğsünü gere gere çıkaracağı, el içinde söyleyebileceği şiirler olmadığını düşünüyor ve uzunca bir süre ustamalı şiirler söylüyor. Daha sonra kendi şiirlerini söylemeye, havalandırmaya başlıyor. Şimdi söyleyeceğim türkü 1931 olsa gerek, rahmetli Ahmet Kutsi Tecer, zaten Aşık Veysel'i ilk keşfeden, Sivas'ta Milli Eğitim Müdürü iken düzenlediği Aşıklar Bayramı'nda, Sivas Aşıklar Bayramı'nda Aşık Veysel'le beraber orada Talibi Coşkunları, Ali İzzet Özkanları, o yöredeki aşıkları keşfettiği o program. Veysel'i de ilk orada tanıyor ve orada Veysel 3-4 türkü okuyor. Ustamalı deyişler okuyor. Bu şimdi söyleyeceğim türkü Veysel'in 1946'da ilk plağı okuduğu bir eser. Ama eser bir gerçek anlamda bir şaheser. Mecnun'um Leyla'mı gördüm bir kerecik baktı geçti. Ne sordum ne de söyledi kaşlarını yıktı geçti. Bu şiirin sahibi çok. Başta Ali İzzet Özkan olmak üzere ama araştırmacılar bu şiirin yazıldığı tarihle Ali İzzet Özkan'ın bir kere yaş olarak, dönem olarak denk gelmediğini söylüyorlar ki haklılar. Bu şiirin İdecikli olarak anılan İdecikli Veli'ye ait olduğu çok kuvvetli muhtemel. Onun bir şiiri bu şiir. Tabii o yörede Aşık Veli'nin dışında İzzeti var. İzzeti'ye de mal ediliyor. Sonunda bir şey geçiyor mahlası. Ali İzzet'e mal ediliyor. Ama benim de şahsen kanaatim bu şiirin İdecikli Veli'ye ait olduğu yönünde. Çok güzel bir eser. Veysel rahmetli dediğim gibi bunu Taşpila 1946'larda okumuş. Şimdi Mecnun'um Leyla'mı gördüm diyeceğiz efendim. (Gülüyor)
gördüm bir kerecik vakti geçti. Ne sordu ne de söyledi, kaşlarını yıktı geçti. Ne sordum ne de söyledi, kaşlarını yıktı geçti. Türkü dostları, bizim burada türkü sözü olarak aslında bir çırpıda söyleyip geçtiğimiz türkülerin sözleri şiir olarak sadece halk şiirinin çok rafine, çok güzel örnekleri değil, aslında bütün bir Türk şiirini, yani okumuşuyla, yazmışıyla, entelektüeliyle, kalem şuarasıyla hepsini kastederek söylüyorum. Yüzlerce, binlerce temsilcisi bulunan bu Türk şiiri geleneğinin de yani bütün içerisinde de çok önemli bir yeri olan şiirler. Şimdi yani bu son okuduğum türkü Mecnun'un Leyla'mı gördüm bir kerecik baktı geçti. Yani bu kadar sade, bu kadar güzel bir duygu nasıl bu kadar derin de bu kadar etkileyici nasıl anlatılır? Çok etkili sözlerle söylemek ve bunu havalandırmak işte bizim ozanlarımızın işi. Ozanlarımızdaki o arifane bilginin ve birikimin bir sonucu. Hepsine rahmet olsun. Bunlar çok büyük sözler, büyük şiirler, büyük türküler efendim. Şimdi sırada yine günümüz Alevi Bektaşi deyiş ve nefes geleneğinin önemli bir ismi. Ama bu sanatçımız bundan 2017 yılında kaybettiğimiz, bundan 7 sene önce kaybettiğimiz bu ozanımız kendi ait olduğu yöresi Sivas Divri yöresinin yerel, mahalli birikimini, kültürünü, oranın havalarını, oranın türkülerini, oranın ezgilerini hem gelenekten aldıklarını hem de bu geleneğe kendi kattıklarıyla zenginleştirerek günümüze taşıyan çok usta bir sanatçı Ali Kızıltuğ. Rahmet diliyorum kendisine. Ali Kızıltuğ ile de
bizzat tanışma, halvette sohbet etme imkanı buldum. Gönül Dağı programında iki kere konuk etmiştim rahmetliyi. Bir kere müthiş bir ses, sesi çok güçlü bir sesli. Ali Kızıltuğ'un temsil ettiği o kültür, orada çok usta şairlerin, ozanların çıktığı, rahmetli Muhlis Akarsu'nun da aynı zamanda memleketi, çok velüt bir toprak. Ali Kızıltuğ'un şimdi söyleyeceği mesele çok bilinen bir eser. Biraz yani ne kadar girer bilmiyorum. Edebiyat hocalarımız, edebiyat tarihçilerimiz katılırlar mı bilmiyorum ama ben buna da bir şatiyat demek istiyorum. Bir şatiyat örneği. Bizim halk edebiyatımızda, halk şiirimizde şatiyat daha çok böyle Tanrı ile, Yaradan ile çok senli benli, çok samimi olma, bütün resmiyeti bir yerde, mesafeyi kaldırıp onunla hemhal olup konuşma, hatta naz makamına yakın bir yerlerden konuşma gibi anlatılır, yorumlanır. Burada Hazreti Ali ile aynı şekilde bir diyalog var. Zaten Ali'ye mektup eserin adı. Sen gittin gideli deliye döndüm, her gün gözyaşımı silerim Ali. Ana, bacı, kardeş bilmez diyorlar, duydukça içimi çekerim Ali.
gönül bağladım. Yıllar var ki için için ağladım. Can boğaza geldim. Küstüm söyledim, yine senden özür dilerim ay. Dilerim ay. Can boğaza geldim. Küstüm söyledim, yine senden özür dilerim Ali. Dilerim Ali. Efendim, Kızıltuğ Üstad'a rahmet olsun. Aslında milyonlarca insanın duygusuna tercüman olan bir eser bu. Çok önemli bir eser. Toplumumuzda biz binlerce yıldır beraber yaşıyoruz. Sadece şehirleri, kasabaları değil, köyleri, hatta evlerimizi bile ortak bölüşecek kadar beraber yaşıyoruz. Şimdi bunu rahmetle hatırladım. Programda, televizyon programına konuk ettiğimde bunu söyletmiştim Ali Kızıltuğ Usta'ya. Ve bir çok küçük, önemli bir bu eserle ilgili anekdot nakletmişti. Demişti ki bu eseri ilk defa rahmetli anasına söylemiş. Şimdi geleneksel bir Alevi anne, Anadolu kadını, yani Zülfikar'ı kırmak, Hazreti Ali'ye konuşmak karşısında falan, bunlar aklın hafızan almayacağı şeyler değil. Bunu duyunca bana diyor, anam öyle bir kızdı, itindölü, sen nasıl Ali'ye böyle söyleyebilirsin, ne demek Zülfikar'ı kırmak, bir daha senden bunu duymayayım falan diye annesinin haklı olarak sitemlerini. Tabii bu çok samimi, çok saf bir duygu, çok güzel bir duygu. Burada tabii Ali Kızıltuğ Usta bir toplum adına, bir toplumsal yaraya aslında bir neşter atıyor. Bizi biraz da kendimize getiriyor. İyi ki söylemiş bunları. Biz bunların artık tarihte kalması gerektiğini düşünüyoruz. Bu tür asılsız, gereksiz suçlamaların. Şimdi yine Ali Kızıltuğ'un da mensubu olduğu, ben sık sık söylüyorum, Emlek yöresi aşıklarından biri Kemter'in, oranın en baba aşığı, aşık Kemter, Kul Kemter'in öğrencilerinden Kul Veli. Kul Veli'nin bir deyişi, bir saat yol iken kavli kararım, yine kaldık doğan aylar başına. Sen kavli kararım, yine kaldık doğan aylar başına. Kimse bilmez kimselerin halından, herkes düşmüş kendi telaşesine. Yarim olmayanın yarası mı olur, harifler deminde sırası mı olur? Pare pare kılsan çaresi mi olur? Gönül düşmüş bir gerçeğin peşine. Adım adım ben dostuma varayım, Mansur ile muradıma ereyim. Gül yüzü sevdiğim yüzü göreyim, ay gibi doğmuşsun sinem başım. Yarı olmayanın yarası olur, harifler deminde sırası olur.
düşmüş bir gerçeğin peşine. Kulvelim der yaraları mellu oldu. Sene 1200 tamam mellu oldu. Çeke çeke yarelerim böylü oldu. Say cerrah el vurmasın yaralar. Yarim olmayanın yarası olur. Ariflerde minde sırasın olur. Pare pare olsan çaresin olur. Gönül düşmüş bir gerçeğin peşin. Evet, az önce Mecnun'un Leyla'mı gördüm şiirinin de şairi olan bu Kulveli, İğdecikli Veli. Bu eser de ona ait. Belli oluyor öyle kör vuruşu olmadığı, usta malı söyleyişler olduğu çok belli oluyor. İğdecik Şarkışlan'ın bir köyü ve 1853'te kaybetmişiz. 19. yüzyılın ortalarında kaybetmişiz İğdecikli Veli'yi. Dediğim gibi o yöre gerçekten aşıklarıyla çok bilinen bir yer. Tabii bizim o zamanki potansiyelin yüzde kaçını biliyoruz. Yüzde kaçı bize malum, onu bile ölçemiyoruz. Ama öyle zannediyorum ki ancak bir %20'sini biz en fazla biliyoruz. %70'i 80'i maalesef kayboldu gitti. O ozanların, aşıkların, o deyişler, o sözler, o türküler, o nefesler. Evet efendim, programımızın sonuna geldik değerli türkü dostları. Haftaya daha önce söz verdiğim gibi Allah nasip ederse Neşet Ertaş'la ilgili ikinci programı hazırlayacağız. Neşet Ertaş'la ilgili haftaya programımız olacak. Özellikle üstadı sevenlerin kaçırmamalarını sağlık veririm. Tekrar saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Geceniz şen, gönülleriniz gülşen olsun diyorum. Ve en son olarak aklım fikrim zay eyledi yar benim diyoruz. Kul Himmet. Kul Himmet 16. yüzyılın Alevi Bektaşi geleneğinin çok büyük şairlerinden biri. Aynı zamanda Pir Sultan Abdal'ın da müridi olduğu söylenir. Çok usta bir şair. Onun çok güzel bir nefesiyle veda ediyoruz. Allah'a ısmarladık diyorum efendim.
bize kocalık kışa. Gençlik yaza benzer kocalık kışa. Yüreğim başlıdır dertlere naza. Yüreğim başlıdır dertlere naza. Mevla'dan mı kaldı ayrılık bize? Mevla'dan mı kaldı ayrılık bize? Sevimi sevdaya saldım olmadı. Sevimi sevdaya saldım. Farz imiş, sünnettir selam. Hak nurdan yaratmış, yaz dedi kalem. Hak nurdan yaratmış, yaz dedi kalem. Bir çiçek gönderdi, o Rabbül Alem. Çiçek gönderdi o Rabbül Alem. Onu kokulayan mahrum kalmadı. Onu kokulayan mahrum kalmadı. Kul himmetim deste gülüm elimde. Kul himmetim deste gülüm elimde. Daim zikreylerim hakkı dilinde. Daim zikreylerim hakkı dilinde. Bir güzel sevmişim Allah yolunda. Bir güzel sevmişim Allah yolunda. O da bencileyim zahir olmadı. O da bencileyim.